Thank you.
İzleyicilerimiz, böyle diyar diyar geziyoruz, yayla yayla geziyoruz. Bugünkü durağımız Eşme Pınar Köyü'nde. Bizi çok çocukluğumuzun da tabii geçtiği bu güzel yaylayı ziyaret ettik. Burada da bize kuzu kestiler, koyun kestiler. Tabii bunların Eşme Pınar Köyü dediği zaman benim dayımın köyü burası. Allah nur içinde yatsın, Abdullah Uzunkaya'nın köyü. Gelmişken bir akrabalar da ziyaret ettik, hemen bize kuzu kestiler. Evet, Salman Uzunkaya, kolay gelsin diyoruz. Sağ olasın, hoş geldin. Güzel kuzu kestiniz. Ne demiyorsun halam oğlu, sana kesmeyene kimi keseceğim? Sağ ol. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum. Allah ömür versin. Yaylamıza hoş geldin, safa geldin. Nasıl geçiyor yaylada günler böyle gelip? Çok güzel, çok güzel. Yani bizim buranın yaylası. Yaylada da pikniğe gidiyorlar. Biraz böyle dönelim de seyircilerimiz pikniğe, izlesin. Bizim buranın pikniği bedava. Bedava. Suyu da bedava. Yani buraya bedava. Konuşalım. Diyorlar ki Salman Bey diyor ki buraya bedavaya gelin pikniğe. Bedava. Hiçbir tarafa parayla. Para mara şey, para yok. Biz para mara. Yaylalarda yedirir, para yok. Yedirir, koyun keseriz, kuzu keseriz, çay içeriz, ne diye pişiririz, yedirir, yola salırız. Niye gelmiyoruz kardeşim? Gelin yarın. Ne istiyorsunuz? Peki tabii geleceğiz. Peki sizin şimdi... Gurbette de çok tabii senin kardeşlerin var. Tabii şimdi onlara da ben söyleyeyim. Onlara da şöyle birer selam gönder topluca. Onlara da selam eder, gözlerini öperim. Hepsinin buraya komşumuzun, kardeşlerimin, kızlarım, herkesin buraya her sene gelmesini canı gönülden isteyelim. Yani diyor ki benim halam oğlu diyor bu yaylaya gelen, kervanı bu Eşme Pınar Köyü'nün yaylasından geçen, gezmeye gelen kim gelirse bak kuzu kesiyoruz, nezik pişiriyoruz. Ondan sonra çay ikram ediyoruz, kahve ikram ediyoruz. Buyursun gelsinler. Buyurun gelin, biz yiyin işin gidin. Kendimiz, diyorsun. Yağımız. Hepsi hazır diyorsun. Yani bizim buranın milletinin misafire çok saygısı, göre. Çok sevgisi var. Peynir yağ da hazır şimdi. Dolu bak içeride, şimdi dolu içeride bir şeyler var. Bu ablayı tanıyalım. Kim bu abla? Da Hediye. Hediye abla nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, gözlerinden öperim. Sen bu yaylalara mı çıkıyorsun yıllarca? Ya bu yaylalara çıkıyoruz. Kaç senedir çıkıyorsun? Çıkıyor 30-25 sene, 30 senedir. Hep bile çıkıyorsun. Hep bile. Sen nerenin gelinisin, nerenin kızısın? Ben Eşme Pınar'ın kızı. Eşme Pınar'ın kızı. Gel Eşme Pınar'ın, gel Urta'nın kızı. Urta'nın ha, Urta'dan Eşme Pınar'a geldin. He ya. He. Oraya geldik buraya. Bacım sen buraya hele bile yakın gel. Benim aslında akrabamız uzak uzak. Sen de gezmeye mi geldin? Ben buraya? De gezmeye geldim buraya. Kaç gündür buradasın? Bir ay olacak. Bir ay. Yarın yol bir gün gideceğim. Yolculuk gideceksin. Gideceğim. Nasıl sevdin buraları? Çok beğendim. Güzel, çok sevdim. Her şey güzel. Yani her burada şey... geçirler. Bu yaylayı bırakırlar mı? Yani her zaman, her sene gelirler buraya. Yerler, işerler, gezerler. Babam da bizi buraya çağırdık. Bir koyun kesti. İşte he. Koyunu yiyip gideceğiz. Bu koyunu sana mı kestiler, bize mi kestiler? He, ikimize de, ikimiz de aynı. Sen de bizden, biz de senden. He, farkımız yok. Peki senin şimdi kim var? Enişte orada. Halil enişte orada. Evet. Ne yapıyor? Gelmedi mi? Yok, gelmedi. Burada biz de bir selam gönder. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin. Thank you.
Eşme Pınar'da. Köyde misin? Hı hı. Köydeyim. Sen de bugün yaylaya geldin, bugün, gezmeye geldin. Evet, bugün her geldim. Zaman geliyor musun? Yok, arada sırada. Arada sırada. Hele bile yakışık yemem. Şimdi kollarını böyle çemresen. Tamam mı? Tamam. Kaç tane koyun sağabilirsin? Koyun hiç sağmadım ama inek sağarım. İnek sağarsın. Koyun sağmadın. Koyun hiç görmedim. Sen sağar mısın? Ben inekler çok sağdım. Koyun sağmadın mı? Koyun eskiden sağdım. Küçük yaşta da şimdi inek sağdım. İnek sağarsın. Hani inek geldi mi sağına gelecek? Geldi. Ya. Geldi de saat 5'te tekrar gelecek. Bir sabah 8'de. Peki inek sağma mı zor, koyun sağma mı? Valla inek daha zordu. Koyun. İnek zor. Koyun zor. Peki sen koyunun kaç memesi vermişsin? 2. İneğin? 4. Biz bunu bir yerde sordu da bilmediler. Yayladaki bir kadın onu bilemez. Kader karşı geldi ay yavrum, kavuşamadık. Gel de başucumda ya dolan sevdalım. Dağlar yol vermedi ay yavrum, görüşemedik. Gel de başucumda ya dolan sevdalım. Cananayım, maralıyım, yaralıyım. Alkışlıyoruz. Bu aşkın yükünü ay yavrum çekene kadar beklerim yolunu gelene kadar. Varol, varol. Ben senin sevdana ay yavrum ölene kadar. Gel de başucumda ya dolan sevdalım. Cananıyım, maralıyım, yaralıyım. Oğlum güle be. Bir güle ben, güle ben. Senin derdini bile bilmireyim. Varol. Sen gidenden beri güle bilmireyim. İçeriden yanırım, haberim var mı? Haberim var mı? Alkışlıyoruz o zaman. Kolay gelsin, yüreğine sağlık Salman dayı. Allah ömür versin. Hele bizim de biraz karnımız doysun, biz de bir iki tane söyleriz. Her dayı söyleriz. Hadi kolay gelsin. Thank you.
Efendim işte bu güzel yayla havası. Tabii ki bir yanda peynir yapılıyor. Bir yanda bize kuzu kesti sağ olsun Salman dayı. Bir yanda bayanlar orada çaylarını yudumluyor. Bir yanda da tatilini buraya geçirmeye gelen sevgili hacımız, hocamız. Hocam merhaba. Merhaba efendim, hoş defa geldiniz. Ben yoruldum, çok uzaktan geliyorum. Onur verdiniz. Komutan merhabalar. Hocam önce bu güzel yaylalara hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Sağ olun. Hocam her yıl gelir misiniz buraya? Her yıl, yaşamak için her yıl gelirim. Her yıl. 2 ay kalırım, 12 ayı ben burada doping yaparım. Vallahi evet, her yıl gelirsin. Her yıl gelirim. Gelmeyenlere tasfiye ediyorsun gelin diye. Gelmeyenler bu yaylanın ya güzelliğini, kokusunu, havasını, suyunu unutmuş ve de gelme imkanları yok ama herkese en azından bir ay bu yaylalarda, hele Eşmepınar Köyü'nün bu yaylalarında, Çıldır Merkez yaylalarında en aşağı 10... Merkezin yaylasında kimse kalmamış. Kalmamış ama yine de şenlendirmeleri lazım. Şey, kim çıkmış orada? Komutan bizim yaylası. Coşkun çıkmış. Ayvaz Yılmaz. Ayvaz Coşkun. Evet. Yine Allah razı olsun çıkmış onlar da. Biraz da şey yapmışlar yaylar, şenlendirmişler. Gönül ister ki bütün o yaylalar çıksa tabii, da tabii. İnsanlar bu yazın güzel yay zamanı derler. Şimdi Yılmaz oğlum. Yaylalarda olalar. Şimdi şu anda biz Eşmepınar Köyü'nün yaylasının güney kısmında oturuyoruz. Şimdi şu manzaraya bak. Şu güzelliğe bak. Evet. Şimdi hiçbir tıbbın tedavi edemediği bir akciğer hastalığını işte burası ilave eder. Eder. Ben de buraya müptelayım. Müptelasın. Aşığım abi, buraya. Sene buraya gidiyor. Çocukluğum burada geçti. Koyunun, kuzunun, sığırın, hayvanın peşinde. Biz böyle büyüdük burada ama burayı da arzuluyorum ben. Burayı da arzuluyorsun. Evet. Arzulamazsın mı? Senin de çocukluğun burada geçti. Burada geçti. Kaç yıldır emekli oldunuz? 11 yıldır emekli oldum. Emekli olmadan da olduktan sonra da hep gelirim buraya. Kardeşlerimiz var buradan. O Oktay şimdi okuma bir selam gönderelim. Şimdi buradan falan. kardeşim çok seviyorum Oktay'ı da, İrfan'ı da, Turgut'u da, Maksud'u da ve bütün çocuklarımıza, torunlarımıza buradan kucak dolusu yaylı havasının içerisinde selam gönderiyorum. Onlar da zaman zaman gelsinler. Ama biz buraya gelmeyi için kura çekmiyoruz ama kurayı hep bana çektiriyorlar, hep bana çıkıyor. Her evet. Sene ben geliyorum. Öyle mi? Evet. Onları kurayla mı geliyorsun? Bazen ya? Şimdi Yılmaz oğlu İrfan diyor ki hacım diyor bu nasıl kuradı her sene sana çıkıyor. Bunda bir yanlışlık mı var? Bir şey var. Ya o yanlışlık yok işte bana çıkıyor. Kazım abi gel yanıma. Yanlışlık çekmiş şansa gelmiş. Kazım abi siz burada mı oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum. He. Siz yaylanın devamlı inişinden çıkışından inişine kadar devamlı ben bu yaylada kalırım. Buradasın. Evet. Vallahi. Evet. Vallahi helal olsun bu köyün yayla hep çıkıyorum bu yaylalarınız. Bu köy 60 yayla çıkmış. 60 yayla. Evet. Peki çıkmayan var mı yaylada? Çıkmayanın ineğini komşularına verer, herkes çıkar yaylaya. Yani. Herkes çıkar. Köyde hayvanımız kalmaz, yaylada bütün hepimiz yayladayız. Yayladayız. Peki niye bu, hocam bu yayların sizinki biraz daha ayrı. Böyle dağın döşünde, sonra da mı çekildiniz buraya geldiniz? Sizin yayla mı burası? Evet, bizim yaylalar buradır. Güney tarafında biz burada sonundan geldik yani, buraya. Yaylaların güzelliği evet, bura mı? En güzel yeri buradır yaylanın. Bilen yaşlılar da İstanbul'da olup da Çıldır'dan olan bilen yaşlılar da yaylanın buranın güzel olduğunu onlar da orada bilirler yani. Bilirler. Evet. Bu yaylaların burada olmasının mazisi bundan 40 sene önceye dayanıyor. Burada en aşağı 20-30 sene 20-30 sene yayla vardı. Her iki tarafta da yayla olsun diye. Sonradan yaylılar tekrar oraya çekildiler. Burada 3-5 yayla kaldı. Bu da bu güneyin bu yaylanın güzelliğidir. Yani bir ayrı kayrı yok yani köyün orayına buranın arasında ayrı yok. Yayla meselesini geçtik. Kuzu pişiyor orada. Bir yandan nezik pişiyor. Şimdi biz çayları dümlüyoruz. Musa dedim bir bardak çay biz içer. Yine böyle arzuladım bizim yayla, bizim yayla, bizim yayla, bizim yayla. Senden ayrı çok ağladım, oyalar.
boyamasın gözüm yayla, bizim yayla, bizim yayla. Gençlerin otağı, boş yiğitlerin yatağı, aman 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 aman. Gölgülerin baş bulağı, serin olur yazın yayla, yazın yayla, yazın yayla, yazın yayla. Gölgülerin baş bulağı, serin olur yazın yayla, bizim yayla, yaz yayla. İşte, işte Cuma türküsünün söylendiği yer, işte şu yaylanın yeridir. Ha, burada. Burada işte bu türkünün çıktığı kaynak burasıdır. Şimdi, şimdi bütün dinleyiciler, o zaman burada mıydı seyirciler? Hürizat? Yani Hürizat'la, Hürizat buradaymış, Abdullah Bey de işte buradan name gider, mektup gider Eşme Pınar'a, eski Puru'da. İşte o türkünün gidiş geliş, o karşılıklı söylenmesinin menbaı burası. Örme Tekstil'de Öncü Kuruluş Halis Tirko'nun sunduğu Sarı Tel devam ediyor. Evet, şimdi emekli bir başçavuşumuz Yusuf Yılmaz oğlundan birkaç bu yayla üzerinde, çıldır üzerinde bir görüşünü alalım. Buyurun. Evet Yılmaz oğlu, çocukluğumuzun geçmiş olduğu bu yayla, seneler önce bu yaylalar bomboş değildi. Böyle değildi. Bütün yaylalarımız böyle değildi tabii ki. Tabii göçler nedeniyle, bizlerin yurt dışında okumamız, öğrenci olmamız, memur olmamız nedeniyle 25 yıl bu insanlardan ayrı kaldık. 25 yıl sonra döndüğümüz zaman insanları tanıyamaz olduk. Tabii ki bu yaylalarımızın güzelliği hiçbir yerde yoktur. Diyar diyar gezdim ben. İzmir'ini, İstanbul'unu, Ankara'sını. Ama bu memleketimin güzelliğini hiçbir yerde göremedim. Ve en sonunda 25 yıl sonra gelip memleketime yerleştim. Peki siz emekli oldunuz. İzmir'den değil mi? Evet, İzmir'den emekli oldum. Emekli oldunuz. Oradaki evinizi, iş yerinizi sattınız, geldiniz Çıldır'a. Kendi gücünüz yettiği kadarıyla bir yatırım yaptınız. Neden yaptınız bunu? Siz de mesela oralarda kalabilirdiniz. Belki oradaki imkanlar buradan daha iyiydi. Ne düşüncesiyle buraya yerleştiniz? Aynen şunu söyleyebilirim. Emekli olduğum zamanlarda kardeşleri bir araya toplandık. Gelin bir yazlık yapalım. Bunu nerede düşünelim dediğimiz zaman birisi Antalya, birisi Ankara, birisi bilmem neresi dedi. Fakat en son dedik ki biz, gelin biz doğduğumuz babamızın anamızın mezarı olan yere gidelim.
Hiç olmazsa orada bir yer yapalım. Hiç olmazsa senede bir babamızın, anamızın mezarını ziyaret edelim dedik. Ve buna karar verdik. Ve bundan geldi Çıldır'a yatırım yaptık. Bundan da pişman değilim ben. Bu memleketim her zaman için diyorum. Bu memleketimden gurur duyuyorum ben. Peki bu yaylalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi yaylalar, şöyle söyleyeyim size. Bu yaylalar artık zaman öyle bir duruma geldi ki. Bugün bir sürü festivaller yapılıyor. Yok göl festivaller yapılıyor. Yok efendim bal festivaller yapılıyor. Ama bizim bu yaylalarda yapılacak olan bir yayla festivalleri, yayla turizmi açılırsa ve bundan da şuradan da ben bütün yurt dışındaki insanlara sesleniyorum, iş adamlarına sesleniyorum. Bakın her şey bedava. Şu anda bir hayvanın beslenmesi gerçekten diyorum dünya kadar para şey yapıyor, masraf oluyor. Ama doğa bedava burada, ot bedava, çiçekler bedava. Gelsin entegre tesisler yapsınlar burada. Gelsinler burada bu insanların içerisinde bir sürü yatırımlar yapsınlar, iş sahası açsınlar. Bunlar sadece yabancılar değil, bizim insanlarımız yapmalı bunu, iş adamlarımız yapmalı bunu. Ve inşallah ileride de yayla turizmi açılmalı diyorum ben. Öyle düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorsun. Evet. Oraya diyorsun hayvancılığın bol olduğu. Tabii yani. Muhakkak. Burada bu dağlarda işte gördüğümüz bu güzel dağlarımız bomboş. Hayvancılık yok burada, koyunculuk yok burada. Diyorsunuz ki o iş adamlarımız gelmeli buraya yatırım yapmalı. Dışarıdaki yaptıkları yatırımın en azından dörtte birini de buraya yapsalar bu insanlar da burada ne yapar? Kalkınır. Yılmazoğlu. Göçlerde durur. Evet bir şeye daha dokunmak istiyorum ben bu konuda. Hı. Bakın. Variyetiniz olabilir, servetiniz olabilir, varınız olabilir. Eğer 20 sene memleketinden kopmuş bir insan çocuğunu, torununu getirip de bir anasını, babasını mezarını ziyaret etmiyorsa, akrabasını ziyaret etmiyorsa bu insandan bırak memleket hiç kimseye fayda gelmez. Bu çok önemlidir. Doğup büyüdüğü yerler güzel. Muhakkak gelmeli, imkan, kaynaşmalı, insanlar birbirlerini görmeli, tanımalı. Böyle insan var ki şu anda amcasını tanımıyor. Bakın kardeşini tanımıyor. Yani senelerdir kopmuş buradan. Memleketine dönmemiş, gelmemiş. Ama şimdi biraz da yani benim gördüğüme göre geziyorum bu yaylalarda, bu köylerde. Her tatil zamanında insanlar akın akın edip doğduğu ilçelere imkanı olursa geliyor, olamasa gelmiyor. Günden güne hayat pahalı olduğu için. Yani şimdi adamın bir kalkıp da İstanbul'dan, İzmir'den zaten diyor aşımız, ekmeğimiz, işimiz olsa buradan gitmezdik. Gittikten sonra adam buraya gelmez de biraz zor oluyor. O da imkana bağlı değil. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Antalya'ya gitmesini biliyorsa. Ya gidemiyor adam. Hayır, gidenler için söylüyorum, yanlış anlamayın. Ya gidenler için diye. Ben gidenler için Antalya'ya gitmesini biliyorsa. Orada turistik otellere dünya kadar para harcamasını biliyorsa. Bu memlekete gelebilir. Yeter ki içinde sevgi olsun. Vatan sevgisi olsun. Peki. Memleket ben, sevgisi olsun. Yener Bey müsaade ederseniz ben buyurun. Yusuf Bey'e bir şey sormak istiyorum. Yani merak. Yusuf Bey sen bir askersin. Asker kökenlisin. 25 yıl subaylık yaptın. Şimdi paranı, kazancını, ticaretini Çıldır'da iş yeri açtın. Burada çalışıyorsun. Çıldır küçük bir yerdir. Kapasitesi küçük bir yerdir. Hiç gece olup da başını yastığa koyduğun zaman hiç pişmanlık duydun mu? Keşke de ben Çıldır'da yatırım yapmasaydım. Büyük şehirlerde yapsaydım daha çok para kazanardım. Hiç böyle bir şey aklına geldi mi? Evet. Az da olsa pişmanlık duydun mu Çıldır'a yatırım yaptığın için? Çok teşekkür ederim bu soru için. Ben şunu her zaman söylüyorum. Ben memleketimde olduğum için her zaman gurur duyuyorum. Ve sonuna kadar da memlekete hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü memleketimi seviyorum. Memleket sevdalısıyım ben. Zaten bu sevda bende olmasaydı. Tarladan ekinekem, zimelli değil mi? Düğünde başı çekem, zim köylü değil mi? Düğünde başı çekem, zimelli değil mi? Ardahanlı değil mi? Sargamışlı değil mi? Arpacaylı değil mi? Akyakalı değil mi? Bizim elli değil mi? Bizim köylü değil mi? Taştan olan binalar, gazot aran neneler, yamşak alan analar, bizim elli değil mi? Yamşak alan analar, bizim köylü değil mi? Serhat Karstı değil mi? Modigorlu değil mi? Bizim elli değil mi? O Selimli değil mi? Bizim köylü değil mi? O susuzlu değil mi? Hmm.
gelip seyran ettim dede yurdunu. Gelip seyran ettim dede yurdunu. Açılmış dağlarda gülü yaylalar. Hele göç göç olur yaylalara gelirdik. Şimdi de değişmiş yol yaylalar. Güzel yaylalar, bizim yaylalar, şirin yaylalar. Baba baba yaylalar, selam söyle yaylalar. Elen eski adamlar birer birer gitti. Ah kime kaldı yaylalar, bize kaldı yaylalar, yaylalar. Yar eledir aşık elden alır el nefesini, geldim eşitmeye elinin sesini. Gönlümün bir noksan kemençesini, garip ellerine çaldı bu yerler aser bayan balam. Yeri 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 dağlar lalası, kadan men alım güzel balasın ey ceylan balasın ey. Yeri 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 dağların lalası, kadağın men alım ceylan balasın ey ceylan balasın ey.